geldiniz değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz 8. sınıf İngilizce 2. ünite kelime quiz'i. Önceki videolarımızda 2. üniteyi kelime ve konu anlatımı olmak üzere 2 ayrı video ile öğrenmiştik. Bu videolarımıza sağ üst köşedeki karttan ulaşabilirsiniz. Bu videoda 50 soru bulunmakta. Kolaydan zora doğru olmak üzere 5 level'dan oluşuyor sınavımız. 1. level'da 10 soru bulunmakta. 2 seçenek arasından kelimenin anlamını buluyoruz. Her soru 5 saniye. Siz durdurup süreyi artırabilirsiniz. Arkadaşlar, öncelikle gentleman maç olmasını istiyorum. Today I hope my teams will win the Boş verin hadi. İkinci level'a geçtik. Bu bölümde 4 seçenek arasından kelimenin anlamını buluyoruz. Üçüncü bölümde benzer anlamlısını 4 seçenek arasından buluyoruz. Bu bölümde kelimenin anlamını tahmin etmeye çalışıyoruz. Seçenek yok. Are you interested in space?
Test ve cümle çevirme sorularıyla son bölüme başlıyoruz. Birinci soruda loud olacak, sesli, gürültülü. Ben rock müziğe katlanamam çünkü o gürültülü, yüksek sesli, heyecan verici, güzel, hoş, moda olan. O moda kıyafetler giyer, o modaya ayak uydurur. Keep up with, ayak uydurmak, takip etmek. Gürültülü, sesli, katlanılmaz, saçma, gülünç. Saçma, gülünç olacak cevabımız. O saçma, gülünç kıyafetler giyer. Onlar berbat görünür, berbat görünüyor, çok kötü görünüyor. Ben onlardan nefret ediyorum. Güzel, hoş, çekici, moda olan. Biz okçuluk sporuna meraklıyız, ilgiliyiz. O heyecan verici bir spor. Bir şeyde kötü olmak, bad at. İlgilenmemek, meraklı, düşkün olmamak, ilgilenmemek, not fond of. Keen on, fond of, eş anlamlı. O pop müziği metal müziğe tercih eder. Yani pop müzik dinlemeyi tercih eder. Neden burada prefer yaptık, a yapmadık? Çünkü burada üçüncü tekil şahıs var. He. He, she'de geniş zamanda olumlu cümlede fiile s takısı gelir. Eğer burada I, you, we de olsaydı a şıkkı olurdu. Prepare, hazırlamak. Like, sevmek, beğenmek. Ne kadar sıklıkla antrenman yaparsın? Günde bir kez. Once, twice, three times, gördük mü? Soruda havufun aramalıyız. Kaç yaşında? Nasıl? Kaç tane? Sen işe nasıl gidersin? Yaya. On foot, yaya olarak. Ne kadar sıklıkla, kaç yaşında, kaç tane? Sen bir haftada kaç tane kitap okursun? 3. Ne kadar sıklıkla, kaç yaşında, nasıl? Sen ne tür kitaplar okursun? Fantastik ve gerilim. Fantasy, düşsel ögeler içeren. Fantasy, Harry Potter tarzı. Ne kadar sıklıkla, ne zaman, saat kaçta? Babam beni her gün okula arabayla götürür. Drives me. Me beni demek. Beni, bana, benden şeklinde çevrilir. Burada beni okula her gün arabayla götürür. B neden olmaz? Burada eğer me olmasaydı B olurdu. Peki C. Arkadaşlar sever. Likes yok burada. Araba diye sürer beni. Arkadaşlar zaten mizah olarak koymuştuk. Kendimizi arkadaşlar değerlendirelim. Eğer 45-50 arası yaptıysanız buna mükemmel diyebiliriz arkadaşlar. Eğer 40-44 arası yaptıysanız iyi diyebiliriz. Yine mükemmele yakın. Eğer 30-39 arası doğru cevabımız varsa tekrara ihtiyacın var diyebiliriz. Eğer 30 doğrunun altındaysak kelimeleri mutlaka baştan çalışmamız ve tekrar etmemiz gerekiyor. Ben devam edebilirim hocam. Edemezsin. Kurallar böyle. Vuruldu mu biter. Hayır hocam, beni bırak, sen git. Üçüncü ünite kelime sınavımıza sağ üst köşedeki karttan ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Başarılar.